Şahin Akşemend Hazretleri Kudüs'e sirruhu bu yolun bir yolcusu diyor. Kendinde olmayan bir şeyi anlatırsa Allah ebediyen o hali ona haram kılar diyor. Yani sende bir şey yok. Zikirdir, tefekkür halidir, fenafi şeyh halidir, mürşidine karşı muhabbet halidir. Bunlardan herhangi bir şey ne amaç olursa olsun kendinde varmış gibi gösterirsen sen ila ebed o hale kavuşamazsın. Bu kadar tehlikeli bir şeydir ha. Riya ve sum'a. Yani insanlar görsün, insanlar konuşsun, anlatsınlar. Bahsetsinler senden diye. Buyurun tehlikeleri budur. Vallahi ne kumardır, ne içkidir, ne başka bir günahtır. Bu yolun da tuzakları budur. Bir insan içki içerse tövbe eder, Allahu Teala'ya döner, elini açar. Ya Rabbi ben bu hatayı ettim, ben bu haltı yedim, ben yapmaz olaydım, etmez olaydım, vazgeçtim, terk ettim. Ya Rabbi bir daha da yapmayacağım derse Allahu Teala onu affeder. Kimse Allah affedemez diyemez. Allah'ın affedicinin önüne sakın hiçbiriniz bir sur, bir duvar örmeyiniz. Allah kendisine şirk koşulması hariç dilediği her günahı affedebilir. Allah-u Teala'ya kalmış bir şey. Sen Allah'ın yerine sakın kendini koyma. Hiç kimseyle ilgili koyma. Allah bunu affetmez. Allah şuna şöyle böyle bunu böyle yapar. Yarın Cenab-ı Allah seni huzuruna alsa. Dese ki ben sana hangi gün vekalet verdim? Ben sana ne zaman benim adıma konuştum derse. Sen bunun cevabını verebilir misin?